Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz farklı bir videoyla karşınızdayız. Bir tane ziyaretçi bir kuşumuz geldi, dişi. Bir haftalık falan bizde kalacak bakmak için. Kızgın o bayağı. Erkeklerin yanına attım demin. Az kalsın çiftleşeceklerdi, mecbur geri çıkartmak zorunda kaldım. 7 tane erkeğin arasında kaldı, 6-7 tane erkeğin arasında kaldı. Şimdi bu beyazlı erkeğimiz dışarı çıktı. Onun sayesinde şimdi bütün erkekler ele geliyor. Hatta beyazlı kuşumuz ele geliyor. Bu ele gelmeyi bilmiyordu. Dişimiz ele geldiği için ondan gördü, o da geldi. Dişimizin konuşması falan her şey var arkadaşlar. Ele falan geliyor dediğim gibi. Şimdi beyaz kuşumuzu onunla beraber çıkarttık. Uçurduk bayağı. Elimize alalım tekrardan. Yoksa çiftleşecekler bunlar. Gel. Aynı şekilde beyaz da alalım. Beyaz kuşumuz ele geliyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu yoksa ele gelmeye falan bilmiyordu. Şu an ele geliyor yani, gayet iyi durumda. Demin az kalsın şu arkadaki yeşilli İngilizimiz var ya, tünekte duran. Havada değildi, tünekte duranla az kalsın çiftleşeceklerdi. Son anda ayırdım. Yani kuşa bir göstereyim ne yapacak dedim. Direkt kuyruğu kaldırdı bu da. Bayağı kızışmış. Bu da benim kendi önceki sattığım yavrulardan. Kirazla biber bir çiftim vardı benim. Mavi ile yeşil bir çiftim vardı. Onların yavrusu arkadaşlar. 1,5 yaşında falan var bu dişimiz. Belki 2'ye yakın da olabilir. Yani onun yavrularıydı. Bayağı kızışmış durumda. Erkeklerin yanına attım. Görecekleriniz. Şimdi girerse içeriye tekrardan gösterebilirim size. Dediğim gibi 6 tane erkeğin arasına attım arkadaşlar kuşu. Telefona konuşuyor. Geç. İçeri geçecek herhalde. Şu İngiliz'de gözü var hala onun. İngiliz de burada beyazıyla kurulaşıyor. Kuşlarımızı da tekrardan eşe atabiliriz arkadaşlar. Havalar bu ara kapandı, bozdu iyice. Serin yani. Yumurta yavru alabiliriz bu havalarda. Şunu içeriye sokabilsem mi? İçeri daha girmiyor. Korktu hayvan herhalde. Şu beyazlı erkeğimizi elimize alalım. Bakayım. Gel. Bu da dişiyi gördü. Kusacak da kusamadı. Ben ayırdım. Eş seçmesinler diye hiç şey yapmadım. Gel. Bunun zaten eşi var arkadaşlar. Beyaz dişimiz var haline. Bunun eşi o. Dişisi kızışmak üzere. Bunları da eşe atacağız tekrardan. Düşecek aşağı. Gel. Gel oğlum, gel. Elime gel, elime. Heh. Hatta yukarıya gitti iyice. Dediğim gibi şu İngiliz de bayağı araları iyiydi arkadaşlar. Ama onların da eşi var. Ben sadece bir deneyeyim diye attım. Erkekler iyice kızışmış mı dedim. Hepsi birden kur yapmaya başladılar hayvanlar. Elimin üstündeydi bile. Tam o anda kuyruğunu kaldırdı. Ben de direkt kuşu direkt dışarı çıkarttım. Yoksa az kalsın çiftleşeceklerdi. Emanet getirdiler. Yavru yumurtalı gönderecektir az kalsın kuşu. Şimdi yukarıda ondan kurulaşıyorlar. Dişi bayağı kızışmış durumda ya. Belki bu bir iki gün içinde de arkadaşlar kuşlarımızı tekrardan eşe atabiliriz. İyice kızışmış durumdalar. Dediğim gibi tüylü olanlar var tabi. Ağır tüylü olanlara eşe atmayacağım. Öyle de zaten tek kuşumuz yok herhalde. Ağır tüylü olan yok. Kafalarında falan bir iki tane çıkan tüy var. Buradan da göstereyim onları. Bunlar zaten onlarda. Bir de karşı teldeki yeşil erkeğimiz. Onlar biraz fazla. Onun dışında bir sıkıntı yok. Diğerlerinin de ağır tüy geçirdiği yok. Şu mor beyaz dişimiz biraz zayıflamış. Bu ara yenmemiş. Dişler aynı yerde durduğu için kavga ediyorlar herhalde. Bunlar da yukarıda birbirlerini besliyorlar. Gel buraya gel. Elime gel gel. Erkeği gördü, bizi unuttu. Gel. Adı neydi acaba? Adını hiç sormadım. Erkek uzun zamandır dişi beslemiyordu. Şimdi beslemeye kalkınca bir anda ne var ne yok bütün kursaktaki yemleri çıkartıyor. Dişimiz elimizde arkadaşlar. Onu da gösterelim. Heh, bak direkt İngiliz'in yanına gidiyor. İngiliz de sahiplenmiş. Geç bakayım hastaya sen. Tekrardan elimize alıp kapağı açalım bakalım. Belki içeri girebilir. Çünkü bayağı iyiler. Gel. Korkmuş durumda ya. O değil, bu da dışarı çıkacak. Hadi sen de gel istiyorsan gel. Gel, seni de çıkartayım gel.
Fazla uçamıyorlar. Uzun zamandır kafeste oldukları için fazla uçamıyorlar. Bunu da çıkartayım. Gel oğlum. Gel. Bunu da çıkartamadık. Gel. Tekrardan içeriye giriyor. Alışmışlar kafese. Şimdi gene çıkartamadık. Neyse onlar dursun. Onları da birkaç gün içinde çıkarıp uçuracağım arkadaşlar. Bütün erkekleri hepsini bu odada çıkartacağım, uçuracağım. Onların da uçması lazım. Yoksa sürekli kafeste durur, yağlanıyorlar. Yani sağlıklı olmuyorlar. O yüzden bunları da uçuracağım yani. Demin beyaz işte çıkarttığımda bir tur attı. Hayvan zar zor uçuyor. Uçmayı bilmiyor hatta neredeyse. Bu da zaten kolay yakalanıyor. Gel. Dişimiz de geldi kafamın önüne. Geldi kafese gelin gel. Dişlerimizden şu an iki tane dişimizi yaşatmayacağız arkadaşlar. Biri şu mor. Morun yerine başka bir dişi alacağız. Bu çünkü biraz sıkıntılı arkadaşlar. Bir de şu alttaki yeşil dişimiz arkadaki. Onun da poposunda bir sertlik var, anlayamadım. Yumurtlamadan sonra oldu. Poposuna falan düzenli olarak her gün yağ basıyorum. Belki pislik, bazen pisliklerini falan yapamıyorlar. Biraz zorladım ama fazla bir şey çıkmadı. Yağ bastım o yüzden hani bir şey varsa rahat çıksın diye. Ona da bakayım, düzelecek inşallah. Fazla bir rahatsızlığı yok gibi gözüküyor. Şu an iyi yani. Bunlar da iyice anlaştılar. Gel bakayım gel. Yeter bu kadar, gel gel. Bir kafasına gel. Bunların da dediğim gibi arkadaşlar uçurma videosu gelecek. Hatta belki bu videodan sonra bile gelebilir yani. Hepsini bir anda uçurmayı düşünüyorum. Ele gelmeyen şu an burada hangi kuş var? Şu karşı duvardaki yeşil var arkadaşlar. O da bayağı korkak. Bir o gelmiyor herhalde. Şu beyaz da gelmiyordu. Şimdi demin sağ olsun bu dişimizin sayesinde geldi. Onun haricinde dediğim gibi şu arkadaki teldeki yeşilli kuşumuz gelmiyor. İngilizimiz de gelmiyordu. Demin o da geldi. Şu İngilizle bir baş başa kalsalardı. Demin erkeklerin hepsi saldırdı dişiye. Hayvan ondan korktu herhalde. Girmiyor kafese daha. Bana gelecek yere. Gel. Korkutmuşlar hayvanı. Daha gitmiyor. Şu İngiliz de aslında bir denese miydim? Bu arada arkadaşlar gri kuşumuz baya baya düzeldi Allah'a şükür. Ya tünekte falan gayet iyi duruyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Koyduğum daldırıyı falan hep yemişler. Bir tek kanarya yememişler şurada. Onu da fark etmediler. Ne yaptılarsa yememişler daha. Aslında yeseler iyi olur. Biraz güçlenirler. Onun haricinde burada yavrumuz var. Onu da göstereyim hazır video çekmişken. Yavrumuz da kanat uçları ben sarı demiştim. Beyaz gözüküyor arkadaşlar. Beyaz geliyor. Bakayım nasıl bir şey gelecek. Babası gibi gelmiyor. İhtimal çünkü beyazı var. Keşke babası gibi yasaydı. Bayağı güzeldi onun babasının rengi. Erkeklerimiz de kuru yapıyor aşağıya. Ve bunların bugün kafes altını temizleyeceğim arkadaşlar. Bu iki katı sadece. Bunları bilerek koymadım. Koyduğum kağıdı paramparça edip aşağı atıyorlar arkadaşlar. Her yer toz oluyor. O yüzden bilerek koymadım. 3-4 günde bir temizliyorum sadece. O da yeterli oluyor zaten. Gel. Şimdi mavi erkeğimiz çıkacak herhalde. Neyse gelsin o da. Onun peşinden diğer mavi geliyor. Hayvanlar dışarıya alışkın olmadığı için arkadaşlar direkt kafese giriyor. Hani başka kuş olsa direkt uçar kaçardı ama bunlar kafese alışmışlar. Aha İngiliz'in yanına gitti tekrar. Her an kuyruğunu kaldırabilir. Şunlar bir rahat bıraksa. Tekrar telefona geldi. Geç. Geç 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 geç.
Şimdi oldu işte. Şimdi biraz çekelim. Bakayım İngiliz'e gene kaldıracak mı kuyruğunu? Biraz kurulaşsalar aslında. Lan ne yaptık? Dişimiz yerde şu an. Birazdan elime çıkar zaten o geri. Gel. Hayvan delirdi gel. Gel kızım gel. Burada şaka maka bayağı alıştılar elime. Ele gelmiyorlardı hiç. Şimdi elden inmiyorlar. İngiliz eliyle çok korkaktı. Şu an parmaklarını kemiriyor arkadaşlar. Yanlar gösterebilirsem. İngiliz elime çıkmak üzere. Hop çıktı. Gel atla. Heh. Dişi kaçtı gene korktu. Hadi in bakayım. İn. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Aslında dişimiz içerideyken çekecektim de hayvanı korkuttular daha kafese girmedi. Hepsi birden kuru yapınca bir de şu İngiliz'e kuyruk kaldırıp çiftleşeceklerdi. O yüzden ben çıkarttım. Sonra da kendi girmedi zaten korktuğu için. Gel. Bundan sonra da bu erkek kuşların bu odada salacağım arkadaşlar. Onun videosu gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Güzel video olur o da. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.